Onlar iki farklı dünyanın insanlarıydı. Aşkın açamadığı kapı, kanatları kuşamadığı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm. Kalkalım mı? Ne o, acelen ne? Baş başa kalmak için sabırsızlanıyorum. Tesadüfen karşılaştılar. Ücretini göndermeyen var mı? Arkadaşlar, bir kişi ücretini vermedi. Lütfen uğraştırmayalım. Pardon, ben vermedim, dalgınlığıma gelmiş. Aslında kendi arabam var. Minibüslere pek binmem. Belli oluyor. Bu arada benim adım Sarp Teksoy. Teksoy Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Ben de Ekin Serbest. 2005 kainat güzeliyim. Zor durumda kaldılar. Eyvah. Berna. Sarp bakayım. Bunu yapacağımı söylemiştim sana. Allah kahretsin. Eşol eş. Senin kredin bitti oğlum. Baba bir dinle. Berna'ya aşık değilim. Zamanlı olursun. Kendimi evliliğe hazır hissetmiyorum baba. Evlenince alışırsın. Ya. Kızım. Abin evi teminat gösterip borç almış. Ne? Nasıl yani? Tuhaf bir teklif. Bakalım doğru anlamış mı? Seninle yalandan evleneceğim. Evet. 6 ay evli kalacağız. Bu süre içinde sen istediğin gibi yaşayacaksın. Sen de öyle. Aramızda hiçbir şey geçmeyecek. Kesinlikle. İnsanlara birbirimize aşıkmışız gibi numara yapacağız. Elimizden geldiğince. Aşk oyunu oynayacağız yani. Aşk oyunu. Sonra da boşanacağız. Boşanmayı sen isteyeceksin zaten. Ne diyorsun? Sen hiç utanmaz mısın? Nasıl? Üstüne başına bakan da seni adam sanır. Her şey alt üst oldu. Teklifini düşündüm. Kabul ediyorum. Ne bu rezalet? Ne diyor bu kız? Ne teklifi bu Sarp? Evlilik teklifi. Anlaşmalı bir evlilik yapmaya karar verdiler. Hepiniz beni iyi dinleyin. Sarp benim evleneceğim kişi. Seviyorum diyorum baba. Onunla evlenmek istiyorum. Bazıları için bu hiç de iyi olmadı. Bir gelin değil o kız. Demek evleneceksiniz. Öyleyse size mutluluklar diliyorum. Ama evlendiler. Birbirlerinden nefret ettiler. Sen var ya, hayatımda gördüğüm en inatçı kızsın. Aynı zamanda hayatında gördüğün en akıllı kızım. Bunu da ekle. Senden çok daha akıllıları peşimden koştu benim. Gördüm. Etrafın sarışın, esmer, kumral dahilerle dolu. Kıskanç. Terbiyesiz. Ukala. Düzeysiz. Bir gün biri öbüründen hoşlanmaya başladı. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kılıcım yeter, ben hazırım bak. Sonra diğeri de. Birbirlerine açılamadılar. Şimdi hiç lafımı bölmeden beni dinliyorsun, tamam mı? Tamam. Biliyorsun seninle bir anlaşma yaptık. Birbirimize aşıkmış gibi davranacaktık.
bir anlaşma yapmış olabiliriz ama... Pardon, bir leke vardı da. Devam et. Ama insan gemilerine ikin vuramıyor ki Duygu. Efendim? Aman be! Sarp, ne oluyor sana ya? Ya bırak ikin Allah aşkına ya. Sarp dur, bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Unuttum gitti. Birkaç gündür düşünüyorum bu söyleyeceklerimi. Zamanlama uygun olmayabilir diye tereddütteydim ama bugün emin oldum. Ya. Lütfen kesme. Affedersin. Uzatmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ben bu oyunu bitirmeye karar verdim. Bir an önce boşanmak istiyorum. Oldu bu iş. Budur. Ve bugün... Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Deliksiz uyudum. Sen? Bebekler gibi. İyi. Güzel. Ekin. Düşündüm de aldığımız şu karar... Ayrılık kararı mı? Evet, ayrılık kararı. Çok yerinde oldu. Bence de. Bir an önce uygulasak iyi olur. Ben de onu söyleyecektim. Harika. İkimiz de aynı şekilde düşünüyoruz demek ki. Uzatmanın anlamı yok. Tabii. Amacımıza ulaştık nasılsa. Kesinlikle. Yalnız bir problem var. Problem? Aileler. Mutlu bir evliliğimiz var sanıyorlar. Birden boşanıyoruz dersek... Tuhaf olacak. Evet. Çok tuhaf olacak. Bir yol bulmalı. Ben buldum galiba. Muhtemelen aynı şeyi düşünüyoruz. Geçinemeyen çifte oynamamız lazım. Aynen öyle. Küs gibi yaparız, nedenini sorarlar. Geçinemediğimizi söyleriz. Tamamdır o zaman. İyi. Güzel. Harika. Yelda. Ekin'e söyler misin tuzu uzatsın? Tuzu Sarp'a uzatsana tatlım. Yelda. Sarp'a sorar mısın akşam kaçta gelecek? Sarp akşam kaçta geleceksin? Bilmem. Yani söyle Ekin'e istediğin vakitte gelirim. Hesap verecek değil. Bir dakika ya. Ben niye söylüyorum? Kendi işinizi kendiniz görsenize kardeşim. Afiyet olsun. Ah, ne güzel bir sabah değil mi çocuklar? Hiç aldırmadılar. Ben de anlayamadım. Ya belki sabah mahmurluğu falan anlamamışlardır. Ne yapalım? Tamam. Yüksek sesle kavga edelim. Sesimizi duysunlar. Güzel. Tamam. Hazır. Başlıyorum. Bir sürü işim var benim. Sana hesap veremem. Vereceksin. Heh, güzel. Bağır biraz. Ben senin karınım. Harika. Biraz daha yüksek. Hep ben bağırıyorum ama. Heh, bir dakika. Tek bildiğin para harcamak. Ne?
Bir kere olsun yararlı bir şey aldığını görmedim ki. Biraz abartmadın mı? Peki numara yapıyoruz burada. Senin parana ihtiyacım yok benim. Ha, güleyim bari. Terbiyesiz. Müsrif kadın. Ahlaksız. Senin paranı ben değil, Mete senin yiyor. Delirdin mi? Babam duyarsa öldürür beni. Herkes duysun. Beni kaç kadınla aldattın? Bu kadar yeter. Sanırım. Yelda, annemle babam nerede? Ne? Annemle babam nerede? Yoklar. Kahvaltıdan hemen sonra dışarı çıktılar. Hayrola Sarp? Yok ya. Yok bir şey. Ya ben çuvallamaya mahkum muyum Serkan? Olur mu öyle şey Sarp? Sen çuvallasan ben varım burada. İzin vermem. Serkan, sen de en az benim kadar çuvallıyorsun, farkında mısın? Kim? Ben. Canım bir talihsizlik yaşadık. Ama ben senin kadar kötümser değilim. Düze çıkacağız bir gün, inanıyorum. Bak bana Serkan. Şu surata bak. Bakıyorum. Bir kızla numaradan bir evlilik yaptım. Sonra o kıza aşık oldum. Şimdi de aşık olduğum halde ayrılmaya çalışıyorum. Sence düze çıkabilecek gibi mi duruyorum? Bir de şöyle düşün. Daha divi yok. Demindesin be oğlum. Yani daha fazla düşemezsin sen. Sen öyle san. Babam evliliğimde bir sorun olduğuna inanmazsa hayatta ayrılamayız. Daha da kötüsü babam faturayı bana keser. O zaman görürsün sen zeminden de aşağısı olduğunu. Çok güzel be oğlum. Ne diyorsun Serkan? Dinlemiyor musun beni? Duygu sömürüsü Sarp. Duygu sömürüsü. Hadi bakalım başlıyoruz yine. Evet. Duygu sömürüsünün gücüne inan Sarp. Budur. Ya ne yapıyoruz onu söyle bari. Bak. Orhan amca yarın sabah seni kanepede yatarken görecek. Yeterince inandırıcı olursan baba yüreği dayanamaz sorar. Sorunca da evet. Döküleceksin oğlum. Sen yaşamak ağlayacaksın. Bu evliliğe dayanamadığını, acı çektiğini hissettireceksin. Köpürt oradan işte. Denenebilir aslında. Çak o zaman. Çak. Yok. Bu defa erken çakmayalım Serkan. Ne ettikle buraya geldik öyle değil mi? Dünyanın en güzel kadını. Bir bakalım o muhteşem gözlerinin ışığını kesen kim? Allah Allah. Kim bu adam? İnanmıyorum yoksa Suha... Prensesim benim. Nereden çıktın sen? Bütün dünyayı dolaştım. Ama ülkemdeki kadınların güzelliğini bulamadım. Yine döndüm geldim. Ve şu mutlu tesadüfe bakın ki... ülkemin de en güzellerinin olduğu yere gelmişim eskaza. Hanımlar. Canım benim. Çok özledim seni. Ne duruyorsun sarıl o halde? Hoş geldin. Tanju burada olduğunu söyledi. Çalışmak gelmedi içimden. Bir derdin mi var? Yok bir şey. Bana mı bu tavrın yoksa? Günlerdir yoksun Ekin. Biliyorum ama... Ne oluyor Ekin? Bu şekilde davranma lütfen. Nasıl davranmamı bekliyorsun? Bana zaman vermiyorsun Kenan. Böyle anlaşmadık. Ben sıkıldım artık anlaşmalardan, oyunlardan, beklemekten. Bak Kenan. Günlerdir yokum... Çünkü Sarp'la boşanmak için hazırlanıyoruz, tamam mı? Sen ciddi misin? O yüzden gelemedim. Ama özür dilerim. Senden uzak kalmak iyi gelmiyor bana. Sürekli seninle beraber olamam. Bir gün o da olacak. Pek iyi görünmüyorsun. Yo iyi. Unutmak kolay değildir, bilirim. Mesele o değil.
Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun Sarp. Beceririm de sen cadı gibisin. Sağ ol be. Arkadaşsak da bu kadar açık sözlü olmayalım. Biliyorum beni neşelendirmeye çalışıyorsun. Gülmek sana yakışıyor. Gerek yok, ben iyiyim. Hem yakında boşanıyoruz. Sen ciddi misin? Evet. Erken bitirmeye karar verdik. Ne yalan söyleyeyim. Çok sevindim. Her zaman yanındayım. Unutma bunu. Yelda, ne işin var burada? Abimin ofisi burası. Hesap mı vereceğim sana? Sarp yemeğe çıktı. Demek yalnızız. Nasılsın Serkan, abi? Bak Yelda, yine başlama. Neye? Bir şey yapmıyorum ki. Oturuyorum burada. Havuz meselesini unutmuş değilim ben. Hangi havuz meselesi? Delirtme beni Yelda. Ben sana şakadan söylemiştim. Ne bileyim gidip havuza atlayacağını. Tamam. Bak. Seninle ciddi bir konuşma yapmanın zamanı geldi. Öyle mi? Evet, öyle. Artık benle bu şekilde görüşmeni istemiyorum. Bazı şeylerin netleşmesini istiyorum. Bulanık bir şey göremiyorum ben ortada. Ben çok ciddiyim. Hislerimle bu şekilde oynayamazsın. Çok merak ediyorum. Acaba bana söylediğin bu şeyleri sana kaç kız söyledi? Acaba kaç kızın kalbini kırdın? Hayallerini yıktın, terk edip gittin? Ne alakası var canım? Ne alakası var şimdi? Nasıl oluyormuş? Güzel mi bu şekilde oynatılmak? Şaka şaka. Şakadan hiç anlamıyorsun Serkan. Abi. Sarp'a selam söyle. Delireceğim ben ya. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Ya Rabbi ya Resulallah. Gözlerime inanamadığım nadir anlardan biri bu. Efendim? Sakın konuşmayın prenses. Güzelliğiniz bir şarkı gibi yankılanıyor etrafta. Kelimelerle kirletmeyin onu lütfen. Siz kimsiniz? Benim kim olduğumu ne önemi var? Şu an burada varlığı tek önemli olan sizsiniz. Yine de sordunuz, söyleyeyim. Kulunuz Süha bendiniz. Emrinizdeyim. Süha? Tanıştınız demek. Bahçeni cennet bahçesine çevirdiğini söylememiştim Feryal. Neyse ki bu meleği görünce anladım. Ekin. Sarp'ın eşidir. Ne? Evet. İyi ama siz kimsiniz? Dayı. Dayı hoş geldin ya. Sarp aslan yeğenim benim. Geleceğini niye haber vermedin? Ani oldu be oğlum. Ekin, bak dayım. Biz tanıştık. Tebrik ederim, evlenmişsin. Öyle oldu işte ya. Oradan Monte Carlo'ya geçtik. Birkaç gün takıldık. Paris'teki eski sevgilim Audrey'e rastlamayayım mı? Yeniden birbirimize aşık olduk. İnanabiliyor musunuz? Onca yıl sonra Audrey ve ben. Ben görmüştüm galiba onu. Sarışın mıydı dayı? Yok hayat mesmer. 3 gün deliler gibi aşk yaşadık. Deliler gibi olduğu kesin. Efendim işte bir şey mi dedin? 3 gün diyorum. Aşkın ömrü bayağı kısa olmuş. İlahi enişte kaç gün olacaktı? 3 gün en ideal süre. Sonra zevlik gibi oluyor. Şeytancı vur kafasına. Bak bak işte Audrey. Ha. Yanındaki de ben. Gördüm. İsviçre'de kayak yaparken. Monte Carlo'daydık demişti. 2. gün Alplere geçtik Feryal. Baba bakar mısın? Sen al. Suha'cığım hediyelerin için teşekkür ederiz. Lafım olur Feryal'cığım.
Sarp'ın bu güzel eşinin varlığından haberim olsaydı onun için de bir şeyler alırdım. Önemi yok. Dayı, çocuklar çok sevinecek ha geldiğini duyunca. Ben de özledim talebelerimi. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ne kadar özlemişim Suha'yı. İyi ki geldi. Ya, ne demezsin. Bak Orhan. Suha'yla anlaşamadığını biliyorum. Evet, anlaşamıyoruz. Çocuk her seferinde 3-4 gün kalıp gidiyor. Biraz sabır göster lütfen. O da rahat durmuyor ki. Sen git ona biraz nasihat et. Orhan. Eşek kadar adam. Ulan hayatı boyunca bir gün çalışmadı. Anca dünyayı gezsin. Karı kız peşinde koşsun. Çok duygusal bir çocuktur aslında. Evet, evet. Geçen sefer gördük duygusallığı. Ne demek şimdi bu? Sanki bilmiyorsun. Sadece birkaç saatliğine şirkete geldi. Odadan bir dakika çıktım. Döndüğümde sekreterle bastım be herifi. Çocuğa iftira atma. Sekreter ayartmış onu. Feryal. Kadın perişan oldu bunun yüzünden. Evleneceğim senle demiş kaşla göz arasında. İyi işte. Bundan sonra işe sekreter alırken dikkat edersin. Ya yolda yaptığı? O senin abartman. Ne abartması be? Kırmızı ışıkta durduk. Yan arabadaki kadına telefon numarasını vermiş. Ne olmuş vermişse? Ne mi olmuş? Kadının kocası yanındaydı Feryal. Adam başkomiser çıktı. Zor kurtardık paçayı, hatırlamıyor musun? Kadın ona göz kırpmış. Tabii, yanında 2 metre boyunda komiser kocası oturuyor. Kadın göz kırpıyor, öyle mi? Uzatma Orhan. Sen hep onu koru. Şikayeti bırak. Bir tane kardeşim var, korurum tabii. Ya Sarp'ı da kendine benzetmişti bu herif. İnşallah yine aklına girmez çocuğun. Ne yaptın oğlum sen? Oldu işte dayı. Herkesten beklerdim, senden beklemezdim Sarp. Ne yapalım be dayı? Hiçbir bir şey öğretemedim oğlum ben sana. Evlilik, aşk, bunlar düşmanımız da hani. Ya doğru da işte... Ya, canım ben sana demedim mi? Mutlu olamazsın, sonunda acı çekersin diye. Dedin. Zaten evliliğimiz sallantıda. Gördün mü bak? Boş yere yedin ömründen işte. Haklısın. Neyse. Zararı neresinden dönsen kârdır. Ben de ona uğraşıyorum. Hayır, kız da sıradan bir şey. Nesine aşık olduğunu anlamadım ki. Öyle deme be dayı. Kara kuru bir şey. Ayrıl bir an önce. İyi geceler. Şu güzelliğe bak be. Ekin, inan ki Sarp burada diye söylemiyorum. Dünyada görmedim bir eşini. Canım, pek güzelmiş. Sağ ol. Sarp, ben yatıyorum. Tamam, geliyorum Ekin. Git tabii oğlum, git. Eşini yalnız bırakma. Vallahi beni bulursun karşında sonra. He? Tabii, tabii. Git, git! Kusura bakma ama dayın çok rahatsız edici bir tip. İyidir aslında. Bana biraz sahtekar gibi geldi. Neyse şimdi sabah için hazır mısın? Tabii. Sen o planın işleyeceğinden emin misin? Kesinlikle. Geliyor, geliyor. Ha. Ne arıyor bu çocuk burada ya? Oo! Oo! Her yanım tutulmuş. Bütün gece burada yatarsan tabii olacak. Aa, sen burada mıydın baba? Ne oldu? Yataktan mı kovuldun? Sorma baba. Son günlerde bir haller oldu. Kes! Kim bilir ne diye kızdırdın kızı. Neyse, aklın başına gelmiştir. Bravo. Parlak fikrin çok işe yaradı.
Ne yapayım? Babamda bir gariplik var. Kabul et Sarp. Planın kötüydü. Zaten Serkan ne zaman akıllı bir plan yaptı ki? Şimdi ne yapıyoruz? Yapacak tek şey var. Önlerinde kavga edeceğiz. Ya o da olmazsa? Olmazsa sen bir şey düşünürsün. Sıkıldım artık. Tamam canım. Zaten senden hayır yok. Öyle ne yapayım? Tamamdır dayı. Babamdan izin aldım. Bütün gün beraberiz. Aslanım benim. İzin vermez sanıyordum. Artık o kadar sert değil dayı. Yaşlandı. O vermese ben tersliyorum. Ya bir şekilde hallediyoruz. Aferin sana. Patron sensin oğlum yakında. Biliyor tabii. Üstadım, pirim, hocam, pirim. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin, öpeyim. Serkan, aslanım benim. Bir numara. Evet, o benim işte. Güvenin eseriyiz üstad. Bilseydik geleceğini, karşılama töreni falan hazırlardık. Kural 7. Bir playboy asla ne zaman, nerede olacağını söylemez. Kuralları hatırlıyorsunuz ama bazılarınız uyumamış. Sen ona bakma üstad. Kafası bir ara karıştı onun. Ama yakında yine aramıza katılacak. Aileden olduğu için affettim onu. Çocukları çağırıyorum o zaman. Şeytan Orkun, Yarasa Hakkı, Martini Kemal ve Ferrari Naci. Ferrari Naci en iyi öğrencimdi. Ama karanlık tarafa geçmiş, doğru mu? Maalesef onu kaybettik abi. Büyük kayıp. Vay be. Beyler, sorunlar çok ciddi aslında. Şu sıralar Avrupa'nın tadı yok. Tek eşliliğe doğru önlenemez bir akış var. Ama Allah'tan Barcelona, Monaco, Amsterdam hala elimizde. Yani yurt dışı düşünüyorsanız şu sıralar Latin Amerika size uygun. Rio en iyisi. Uzak. Kadınlar esnek, bağlanma meraklısı değiller. Aralara takılın derim. Üstad, Asya civarı için ne dersin acaba? Vallahi ben gitmedim ama birkaç arkadaş var giden. Malezya ismi öne çıkıyor. Malezya. Tayland ve Singapur'un kadınları eski tadı vermiyor. Kuzeyde Rusya, Kuzey. Moldova, Litvanya. Rusya iyi. Pardon abi, sonuncusu ne dedin? Litvanya. Litvanya. Letonya, Ukrayna. Her daim işlek yerler. Evet, ama güzel, dikkat. Haklı. Kadınların gözü açıldı. Evlenip sıcak iklimlere akma hesabı yapanlar var. Ya. Sıcak iklimlere akacaklar. Yani birkaç günden fazla takılmayın derim. Ya gerçek isminizi kullanmazsanız sorun olmaz. Naci. Ustam. İzin var mı üstad? Bu ne lan Naci? Gel. Üstad, çocuğu kreşe yazdırın bahanesiyle kaçtım. Şu haline bak. Yakışıyor mu hiç? Üstad, izin verirsen arkadaşlara bir çift lafım olacak. Söyle. Arkadaşlar, ben bir hata yaptım. Hepinizin huzurunda Sühabimizden özür dilerim. Öğretilerine sadık kalmadım. Siz siz olun, benim gibi olmayın. Duydunuz işte. Yolunu kaybetmiş bir arkadaş daha. Ya. Hepinize ibret olsun. Kendisi benim prensimdi bir zamanlar. Tahtımın varisiydi. Bir numaram. Buyur usta. Naci arkadaşı başka bir tarafta ağırla. Genç arkadaşlara çocuk sevgisi falan bulaştırmasın. İlahi üstad. Gel abicim, ayıp olacak. Yazık. Çok yazık. Koskoca Ferrari Naci. Thank you.
Bu sefer... Bu sefer olacak. Hadi Ekin. Ne hadi? Kaç aydır buradasın? Şu yemek saatini bir türlü öğrenemedin. Yemek saatini biliyorum. Seni bekliyorum burada. Kusura bakma, sinirlerim bozuldu. Benim de. Bu iş uzayınca. Neyse, ne yapıyoruz? Başka çare kalmadı. Herkesin ortasında kavga edeceğiz. Yemek masasında mı? Yemek masasında. Ekin, yemekten sonra hazırlan, gidiyoruz. Nereye? Naciler davet etti, oturmaya gideceğiz. Daha yeni gittik onlara. Ekin, söz verdim. Bir kere olsun bana sormadan söz vermesen. Verdim artık, gideceğiz. Gitmiyorum ben. Nasıl gitmiyormuşsun? Ben gidecek dedim mi? Gitmiyorum. Gidiyorsun dedim, o kadar. Aferin be. İşte şimdi oldu. Artık benim gözümde tam bir karı kocasınız. İlk kavganızı ettiniz. Bunlar işin tuzu biberi. Sar, sana hiç yakışmıyor böyle şeyler. Oynayıp durmasana şunla. Bu da mı suç oldu? Bu gecenin faturasını bana kesmeye kalkmayacaksın değil mi? Ya kime keseyim? Senin dahi yani fikrin değil miydi yemek masasında kavga? Çalıştırsaydın kafanı, sen daha iyi bir fikir bulsaydın beyefendi. Fırsat mı verdin? Her şeyi çok iyi biliyorsun ya. Senin derdin ne be? Derdim ne ha? Planı programı bozdun, derdim bu. Maymun ettin bizi. Birkaç ay daha dişini sıkamadın. Bu kararı ortak aldık. En azından ben barı açana kadar bekleyebilirdin. Niye o zaman itiraz etmedin? Çünkü... Çünkü ne, ben sana söyleyeyim. Bu senin de işine geldi değil mi? Neden bahsediyorsun sen be? Ayrılmaya çok hevesli olan sendin. Senin gibi birine bu kadar dayandığıma şükret. Sözüne dikkat et. Etmezsem ne olur be? Etmezsem ne olur? Ne olacak ha? Ne olacak? İşte bu olacak. O iş öyle olmaz. Öyle olur. Sarp, evladım. Ne yapıyorsun? Bırak baba ya. İnsan da sinir mi bıraktı? Bu mu diye konuşma. Adım var benim. Allah Allah, yeter. Susun bakayım ikiniz de. Bu işin tuzu biberi dedik ama bu yaptığınız da ayıp ya. Biz çıkalım Orhan Bey. Bırak Allah aşkına Orhan ya. Orhan Bey. Karı koca arasına girilmez. Yürü hadi. Hanım, bu iş hayra alamet değil. Başından belli değil miydi böyle olacağı? Sosyal çatışma. Bu işin sonu kötü. Vay be. Oldu. Her şey planladığımız gibi oldu işte. Planladığımız gibi mi? Böyle bir şey planladığımızı hiç hatırlamıyorum. Demek ki gerçekten kavga etmemiz gerekiyormuş. İyi ki daha önce kavga etmemişiz. İyi ki gerçekten evli değilmişiz. İyi ki. Şimdi sıra sizinkilerde. Orası basit. Sadece benim dediklerimi eksiksiz yap yeter. İnşallah böyle ortalığı birbirine katmak zorunda kalmayız. İyi bir planım var. Bak, sen akşam sarhoş eve geleceksin. Thank you.
Seni de mi uyku tutmadı? Kötü bir şey mi oldu dayı? Ya. İşte birkaç kadeh bir şey içeyim dedim. Dayı, sen ağlıyordun. Ben ağlayacağım ha. Amma yaptın be Sarp. Hüzün, gözyaşı, stres. Ha? Dayının kitabına yazar mı böyle şeyler? Öyle diyorsun. Hadi çek bakalım bir fırt. Yok, ben almayayım. Hadi sana iyi geceler. Takmışsın prangayı aslanım. İçemezsin tabii. Vay üstad. Bu saatte ne uykusu be? Hayatım. Sen yat. Ben bir duş alıp geliyorum. Üstad. Aman. Ezdik gene kafayı. Alkole yoğun yüklenilmiş. Yanılıyor muyum? Eniştem sıkı bir koleksiyon yapmış. Onun tadı bunun rengi derken. Oh oh yarasın. Sarp evde. Üstad. Şimdilik bir süre çağırmasak. Niye lan? Ben hani... Yani bir şey danışacağım da. Tamam aslanım konuş. Ben şöyle ki... Dur! Ah! Gel lan. Nabzı ver bakayım. Ah! Vay Serkan'ım vay! Gitmişsin oğlum sen. Ne olmuş bana abi? Çok mu kötü? Kız meselen var lan senin. Lan olsun. Nasıl anladın abi? Oğlum bir yıpranma var yüzde. Lan yoksa aşık mı oldun kıza? Kim ben? Yok canım ne alakası var? Kaçın kurasıyız biz. Ben öyle yaşlandı yapacak adam mı? Mesele ne? Zorlu bir kız abi. Yüz mü vermiyor? Yok öyle değil de. Yani bir gün sanki sevgili gibiyiz. Öbür gün yüzüme bile bakmıyor. Deli dolu yani. He. Bir günü bir gününü tutmuyor. Evet aynen öyle. Arıza model demek ki. Ama formülü bende. Çarem sensin üstadım. Oğlum o belirsiz mi? Sen daha belirsiz ol. O deli mi? Sen manyağın önde gideni ol. Ya manyak. O ne yapıyorsa sen iki katını yap. Bu kızların hakkından böyle gelinir. İki ayak almaz. Kulun kölen olur o senin. Ha, anlıyorum. Ne yapıyorsunuz bakayım? Anneciğim. Canım. Dur hanım bize de kalsın. İnşallah babam bir yerlere gitmemiştir dedim. Başka bir şey istesem olacakmış. Şansına kızım. Bu aralar biz de babanın yüzünü pek görmüyoruz. Hmm. Ay hoş geldin. Otur yavrum. Gülser başlama gene. Hayırdır kızım hangi rüzgar attı seni? Ay özlemiş gelmiş işte kızım. Yalan değil özledim. Ama geliş sebebim farklı. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Hatta güzel bir şey diyebiliriz. İyi. Sarp için geldim. Sarp için mi? İki gündür mantı istiyorum. Aa. Annesi hazır mantı almaya kalktı. Kıyamadım. Yaparız tabii. Hayır. Kendi ellerimle yapacağım. Söz verdim. Akşam o da buraya gelip afiyetle yiyecek. Ben de kaç gündür annenin başının etini yiyordum mantı diye. Oralı olmuyor. Aferin kızım. Onun kocası üzmüyor ki onu. Bir dediğini iki etmiyor. Değil mi çocuğum? Canım annem. Oğlum sen niye giymedin mayonu? Bugün hiç canım istemiyor. Üstad ya. Çakıldık kaldık burada. İyi burası be oğlum. Ekmek elden su gölden. Üstad. Alemleri akmadan da olmaz ki ama. Hadi kalk kalk naz yapma. Ya, ya şimdi dünyanın parası. Parası mı? Ya para tabii sorun değil de. Amsterdam'dan daha yeni gelmişim. Orada gezmedik ortam bırakmamışım. Vücut bir kendine gelsin. Toparlansın, bir zehrini atsın. Peki. Baba madem sen gidemiyorsun,
Eğlenceyi buraya getirin. Bak o olur. Serkan. Oğlum saçmalama ya. Ulan ev boş. Feryal teyze de Orhan amca da yok. Bana bak. Ya şu anda yoklar. Akşama kadar gelmezler. O zamana kadar da bizim partimiz biter ha? Serkan, hiç boşuna konuşma. Babama söz verdim. Hayatta olmaz. Olur olur. Ölümü çiğnemen lazım. Al bakalım. Yeni top ver. İstan, sen de bize katılsana. Ben böyle iyiyim. Ama güzel hakem olurum. Tamam. Hop. Sen havuza girmeyince ben de başka arkadaşları çağırayım dedim. Nasıl? İyi olmuş mu? Çok iyi düşünmüşsün canım. Hoşça kal canım. Gel. Var mı benden delisi ha? Var mı benden delisi? Hop. Babacığım. İyiyim, iyiyim. Senden bir şey isteyecektim. Tekneyi alabilir miyim? Yüzmeye gideceğim de. Alırsın da... Kızım, kaptan izinli bugün. Yarın ayarlayayım ben sana. He? Bugün de havuzda yüzüver. Yarın söz. Havuz? Havuz nasıl dolu olur be? Babacığım, vallahi bak. Dolu. Ayağımı sokacak yer yok. Abim, dayım, Serkan abi, kızla erkekle bir grup arkadaşları falan var. Bayağı kalabalık yani. Ulan benim evimde. Yaktım ulan onları. Yaktım. Marifetli kızım benim. Aferin Kız Ekin, unutmamışsın. Duyan da buradan ayrılalı yıllar oldu sanacak. Olsun. Seni yerinde başka biri olsa. Aa, bir daha böyle işlere kalkışır mıydı? Elini bile sürmezdi. İnşallah kocan da kıymetini bilir. Bilir. Pek seviyor onlar birbirlerini. Ne o kız? Üzüyor mu yoksa seni? Yo. Hele bir üzsün. Bak, mantılar açılıyor Paşazade'ye. Kendi çevresinde bulabilir miydi böylesini? Tabii canım. El üstünde tutmalıydı bizim kızı. Öyle değil mi kız? Al iç şunu da yüzün gülsün. İstemiyorum. Niye? Tövbe mi ettin? Çok komik. Oğlum içmiyorsun, havuza girmiyorsun. Neyin var senin? Akşam önemli bir işim var Serkan. Ekinlerin evde sarhoş taklidi yapmam lazım. Aileleri ikna meselesi. Hı hı. Tamam işte. Al hiç adam gibi taklit yapma. Serkan, istemiyorum. Aman iyi be, uyuz. Hı. En çok enişteme gülüyorum. Hayatı boyunca çalıştı durdu adam. İşte şimdi yandık. Bir günde şöyle havuzda keyif çatayım demedi. Ya... Böylesine çalışkan demem ben yavrum. Enayi derim. Üstad. Orhan amca. Ya ben de Orhan'ı anlatıyorum zaten oğlum. Var yemez Orhan. Sen sürmezsen işte böyle. Başkaları sürer sefayı. Orhan amca. Orhan amca. Ne sayıklıyorsun Orhan oğlum? Orhan amca. Orhan amca diye. Arkanda, arkanda. Enişte. Orhan Bey hazır mı? Orhan Bey çıktı. Yoksa beni aramaya mı? Yok, evle ilgili bir mesele. O da boş yani. Evet.
Dosyalar hazır Eda Hanım. Tamam. O da boş. Hoş geldiniz Kurtuluş Beyefendi. Hoş bulduk hayatım. Kurtuluş Beyefendi, 2005 Türkiye güzeli sizinle görüşmek istiyor. Almayın, meşgulüm. Çık odadan, hadi bakayım. Alo, Rahmi Koç'u bağla bana yavrum. Hadi bakayım. Dosya düştü Rahmi'ciğim. Rahmi'ciğim telefondayım. Evet canım. Nasılız? Golfe gidiyor muyuz bugün? Sen de hepsi koy veriyorsun ama ha. Ben de benim masajı bugüne aldırıyorum o zaman. İyi tamam. Hadi yarın görüşürüz. Oğlum, bir türkü söyle bakayım. Neşeli. Tercihen Trakya. Ne demek bilmiyorum lan. Yıkıl karşımdan. Çık. Neyse dalgayı bırakalım. Kafayı toplayalım biraz. Armatör olduğu belli Orhan abi. Ülkelerden Meksika diyelim. Kardeş ülke. Güzel insanlar. Adios muchachos. Ulan 30 yaşar efesinde halimize bak be. Allah. Yelda. Ve tanrı kadını yarattı. Seni bana Allah mı gönderdi? Kapı gitti hayatım. Canım. Kapıyı açar mısın acaba? Serkan. Kıyafetin İstanbul için biraz iddialı değil mi? Ne yapacaksın işte. Yelda'cığım. Kapı. Yelda. Saçmalama. Yelda. Bak kızacağım ama ha. Ulan yaktın ulan beni. Odama bak anne. Sapık herhalde. Bakma. Oley karpuz geldi. Hadi afiyet olsun. Hem sindirime de faydalı. Sen de ye artık yavrum. Sarp olmadan boğazımdan geçmiyor anne. Eninde sonunda gelir canım, ne olacak? Son zamanlarda hep böyle yapmaya başladı. Gençlikte olur yavrum böyle ara sıra. İnsan aramaz mı en azından ya? İşi çıkmıştır hayatım, olur böyle şeyler. Oo, iyi akşamlar serbest ailesi. Bakıyorum keyfiniz yerinde. Ekin, al şu ceketimi bakayım. Devam et. Senin için hazırladığım mantığı yiyecek misin hayat? Gerek yok. Ben yedim arkadaşlarla. Tamam geldi Kurti. Hadi abi. Yavaş. Abi ne yapıyorsun sen abi ama ya? Geldik mi? Geldik abi. Geldik. Kendinde misin lan? Ne zorun var içiyorsun? Bırakın lan beni çakallar. Dikkat et oğlum. Ver abi şunu. İçerim ben. Ver abi şunu. Dikkat et. Yavaş. Hikmet abi. Bir dakika izah edeyim. Abi çok içti. Boğazı yüzerek geçelim dedi. Bunun nesini izah edeceksin ulan? Benim sevdiğim kadar. Kadınım yok benim. Götürün dedim şunu içeri. Dur lan. Abi hadi yürü. Hadi. Hadi. Ulan bu eşek kime çekti ki? Ben de yok, babam da yok. Baba, bu arada Sarp da alkollü geldi farkındaysan. Hay yaşa. Bak çocuğa ne güzel insan gibi içmiş. Ağzınla içeceksin bu mereti ağzınla. Eyvaman. Dur bakalım Suha Efendi. Otur. Seninle konuşacaklarımız var.
Enişte vallahi şu havuz olayını yanlış anladın sen. Sus! Söyle ne zaman gidiyorsun? Ya istesem de gidemem. Cebimde metelik kalmadı. Ama Ferhat'a söyleme sakın. Üzülür. Söylemem. Ne lazımsa ben veririm sana. Bu kadar seviyorsun yani beni. Ondan değil. Sarp'ın aklına giriyorsun. Çocuğun gül gibi evliliği bozulmak üzere. Yarın uğra bana. Arada gel. Ne de olsa ablandır o senin. Bu evde her zaman yerim var. Birazcık kayar mısın? Kolun değiyor. Ne yapayım? Hazır oldu yatıyorum zaten. Gene başaramadık. O kadar da çalıştım bütün gün sarhoş taklidi yapabilmek için. Buralarda seninki gibi sarhoşluklar pek ciddiye alınmaz. Bunu da öğrenmiş oldum bu akşam. Aslında ben bu oyunda çok şey öğrendim biliyor musun? Ben de. Yani yaşadıklarımdan pişman değilim aslında. Aslında ben de. Ya şimdi oturmuş ayrılmak için türlü türlü planlar yapıyoruz. Bu oyun bittiğinde ben birçok şeyi gülümseyerek hatırlayacağım. Ben de. Belki de özlemle. Ara sıra buluşup bu günleri yad ederiz. Bakarsın dost oluruz. Açıkça bir şey söyleyeyim mi? Ben bundan sonra benim hayatımda her zaman var olmanı istiyorum. Hep öyle denir. Sonra gittikçe görüşmeler azalır. Herkes yavaş yavaş kendi hayatına döner. Acı gerçek bu. Acı gerçeklerden bahsetmeyi ne kadar çok seviyorsun. Belki de haklısın. Ama yaşananlar asla unutulmaz. Beni unutma olur mu? Unutma. Sen de beni unutma tamam mı? Hiç şüphen olmasın. Sen benim hayatımdaki en güzel macera olarak kalacaksın. Ekin. Bir daha ya konuşuruz ya konuşamayız. Eğer bana söyleyeceğin bir şey varsa... Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Bitirelim artık şu işi. Bizimkileri ikna etmek kaldı. Tamam, düşünelim. Babana en çok ne sinirlendirir? Aklıma bir şey geldi galiba. Bak şimdi. Seni telefonla arayacaklar. Hadi. Allah Allah. Bu kim ya? Aa, personel müdürü. Niye arıyor ki beni? Efendim. Ne? İşçiler zam mı istiyor? Zammam yok kardeşim. İkramiye de yok. Ya piyasa belli değil mi? Ya giderlerse gitsinler. Yok yok tazminat falan da vermiyorum. Sendikalı işçi de istemiyorum bir daha kardeşim tamam mı? Sokaklar aç adamlarla dolu ya. 50'sini de işten çıkarın. Karımız 2x artacak bu şekilde. Ya bana ne 40 yıldır çalışıyorsa. İş dünyası bu kardeşim. Allah. Siz çıkın. Bismillah. Siz de çıkın dedim. Çık 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 çık. Geç otur şöyle bakalım. Sevgili oğlum, şimdi beni iyi dinle. İşçi sınıfının mücadele tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İtme. Bir şey duyuyor musun anne? Baba da anlatıyor ama. Bir şey yapmış olmasın çocuğa. Kız tövbede. Ay yarım saat oldu ben giriyorum dayanamıyorum Ekin. Artık. Ekin. Vay alçak Romalılar ya. 1400'lü yıllara geldiğimizde
Anadolu'da bir Şeyh Bedrettin vakasından söz etmeden geçmek mümkün değil tabii. Söyle kızım. Çay falan içer misiniz diyecektim baba. İçeriz, içeriz. Bedrettin nasıl bir felsefeyle geliyor baba? 1789 Fransız devrimi içindeki sınıfsal ayrışmalar daha ilk andan itibaren görülmeye başlanmıştı. Girondenler devrimi yarı yolda durdurmak ve kralla anlaşarak anayasal monarşiyi kurmak isteyen burjuva eğilimini temsil ediyorlardı. Kötüler her zaman var değil mi? Öyle, öyle. Birer çay daha alabilir miyiz Ekin bacı? Pardon Ekin. Ve bugün dünyanın birçok yerinde yarı aç çalışan, sigortasız sömürülen milyonlarca işçi. Ama her şey bitmiş değil, değil mi? Sarp, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Pardon. Ne yapıyorsun sen ya? Pardon ya, biraz sürükleyici anlatınca baban... Bir çuval inciri berbat ettin. Tamam ya, sakin ol. Dün geceki sarhoş numaranda da çuvalladın zaten. Çok biliyorsan kendin yap. Senden iyi yapacağım kesin. Bizim evde gördük neler yapabildiğini. Yine aynı şeyi tartışmayalım. Tartışalım, ne olacak? Bağırma bana. Asıl sen bağırma. Önce sen bağırdın, tamam mı? Çocuk gibi azarlarsan bağırırım tabii. Ya sen kendini... Ay bunlar nazarlara gelmiş. Evliliklerinde bazı problemler var galiba anne. Ay sus sus. Sarp. Efendim. Sarp. Efendim ya? Başardık galiba. Nasıl anladın? Yüzlerinden. Evliliğimizde sorun olduğunu düşünüyorlar mı yani? Öyleyse sıra bitirici vuruşu yapmaya geldi. Tamam. Artık boşanmak istediğimizi söyleyebiliriz. Sen mi söyleyeceksin ben mi? Ben sen söylersin zannetmiştim. Yani söylerim de ama istersen sen de... Yok yok. Sen böyle konuşmaları iyi yapıyorsun. Peki, anlaştık. Anlaştık. Ben gideyim artık yavaş yavaş. Damat bize bir şey demeden gitti. Babasına uğraması gerekiyordu. Bu arada akşam yemeğe gelmeniz gerekiyor. Hayırdır Ekin? Sarp'la çok önemli bir şey açıklayacağız ailelere. Kızım, aranızda problemler mi var? Akşam her şeyi öğreneceksiniz anne. Mutlaka gelin. Hadi hoşça kalın. Ekin. Bu evde her zaman yerin var kızım, biliyorsun değil mi? Biliyorum baba. Biliyorum. Bana bak. Bir işler çevirmiyorsun değil mi? Yok baba. Söyleyeceğimiz şey çok ciddi. İnşallah korktuğum şey değildir. O kız gibisini... Bir daha hayatta bulamayacağını biliyorum çünkü. Neyse baba, ben çıkayım. Akşam yemeğe geliyorsun değil mi? Gelelim bakalım. Bavulunu hazırlattım. Sağ ol. Eksik olma. Gitmek istemiyorum desem. İsviçre'den nefret ediyorum. Oranın soğukluğundan, insanların uyuzluğundan nefret ediyorum desem. Senin için hiçbir şey değişir mi? Değişmez. Bana hapis hayatı yaşatıyorsun. Seni hiç affetmeyeceğim. Sen ne diyorsun be?
Burada kaldığın her gün geceyi sabah ediyorum, farkında mısın? O manyak ne zaman gelip seni bulacak diye. Anne tamam, sakin ol. Olmuyorum. Bu belayı başına sardığın yetmedi mi? Gideceksin. Duyuyor musun beni? Ben senin cesedini bir köprü altında bulmak istemiyorum. Ölmenin çeşitli biçimleri var anne. Kaza olur ölürsün. Bu koskoca evde yaşarken ölürsün. Ya da yurt dışına gider, buz gibi kendini beğenmiş insanların arasında ölürsün. Cesaretini kaybettiğin gün ölürsün aslında. Hala şansım varken ben yaşamak istiyorum. Bu defa olmaz. Bak hadi. Adı Zeynep. 20 yıl sonra dün ilk kez gördüm. Yaşlanmış. Ama hala güzel. Şişmanlamış biraz. O da yakışmış. Yanına yaklaşacaktım. Baktım boyunca bir kız. Anne, anne deyip yanına geliyor. Gidemedim. İşte efsane çapkın Suhan'ın gerçek hikayesi. Binlerce kadın tanıdım. Ama hep bir kişiye ait oldum ben. Zeynep'e. Ya üzülme dayı. Belki bir gün... Belki bir gün... Gençlikte hep böyle zannedersin. Hatalarını binlerce kez telafi edebileceğini. Sana milyonlarca şans tanıyacağını. Sonra bir sabah... yapayalnız bir adam olarak... 40 küsur yaşında uyanırsın. Geri dönüş yoktur. Yeni seçenek yoktur. Sen şişeye bakarsın. Şişe sana. Gençlikte... söyleyemediğin bir tek söz için... bütün hayatını mahvedebileceğin aklından geçmez. Zeynep'i kızıyla uzaklaşırken seyrettim bir süre. Sanki uzaklaşıp giden benim hayatımdı. Bir an bağırayım dedim. Sonra manası yok dedim. Bu saatten sonra manası yok. Sarp. Karını seviyor musun? Ben... Seviyor musun oğlum? Seviyorum ama... Git ona söyle. Aranızda ne geçerse geçsin. Bir gün olanları unutursun. Sonra aklına neden söylemedim sorusu takılır. Bana bak, annelere gittiğimi söyleme. Oğlum olası veda merasimlerinden hoşlanma. Hadi bakalım. Oğlum, sen dayın gibi olmayacaksın. Söz ver bana. Thank you.
Afiyet olsun. Az sonra söyleyeceklerimi iyi dinle. Oynadığımız oyunla hiçbir ilgisi olmayacak sözlerim. Tamamen gerçek. Anladın mı? Buyur bakalım Sarp Efendi. Bu kadar kişiyi topladın. Bakalım ne diyeceksin? Tamam, başlıyorum. Son zamanlarda Ekin'le bir takım anlaşmazlıklar yaşadığımızı gördünüz. Endişelendiniz. Haklıydınız. Kavga ettik. Birbirimizi kırdık. Çok kötü laflar söyledik. Ama bütün bunların sonunda anladım ki ben o lafların hiçbirini söylemek istemiyorum. Ben Ekin'e uzun zaman önce söylemem gereken şeyi söylemek istiyorum. Ben o gözlere bakmadan bir tek gün bile geçiremeyeceğimi söylemek istiyorum. Ben onun ellerinin sıcaklığını hissetmeden gidebileceğim hiçbir yer olmadığını söylemek istiyorum. Ve ben hayatımda olduğu bir an için her şeyimi feda edebileceğimi söylemek istiyorum. Ölümüne edilmiş bir yemin bu. Seni seviyorum Ekin.